Merhaba arkadaşlar Ertan Köz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Mebin AYT denemelerini çözüyoruz. Birinci adım birinci denemeyi çözmüştük. Şimdi birinci adımın ikinci denemesiyle yolumuza devam ediyoruz. Toplam 3 adım ve 3 çarpı 5'ten 15 denememiz var. Yani 15. denemenin ikincisindeyiz şu an için. Buyurun başlayalım. Şekildeki sürtmelerin ve makara aklının ihmal edildiği sistemde cisimler serbest bırakında K cismi aşağı yönde harekete geçiyor demiş. Hemen şöyle gönderelim aşağı doğru. Buna göre cisimler hareket halindeyken verilen ifadelerden hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Evet yanlış soruyor. Buyurun başlayalım. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür demiş A şıkkında. Arkadaşlar K aşağı gidiyorsa L yukarı gidiyor. Acaba K büyük olduğu için mi K aşağı gidiyor? Bakalım. Şu ip gelmesine K diyecek olursak şu ip gelmesi K olur, Bu ip gelmesi K olur. Aynı ipte gelme işte olacağı için. Bakın L cismini yukarı 2K çekiyor. Aşağı L çekiyor. Yani 2K'mız daha büyükmüş L'den. 2K'mız L'den büyük de K'mız L'den büyük mü acaba? Bilmiyoruz ki. O yüzden 1'de kesinlik yok A'da. K'nın kütlesi L'den büyüktür demiş. Emin değiliz. 2. L'nin sürati K'nın süratinden küçüktür demiş. Bakalım. Arkadaşlar K cismini h kadar aşağı doğru çektiğimizi düşünelim ya da indiğini düşünelim. Burada sabit makaramız var. Sabit makara üzerinde K cismi ne kadar aşağı geliyorsa diğer ipimiz de h kadar yukarı çıkacak. Hareketli makaradan ip ne kadar yukarı çıkıyorsa yükümüz yarısı kadar yukarı çıkardı. Bakın yarısı kadar hareket etti. E sürat alınan yolla doğru orantılı olacak. h/2 yol alan L'nin süratine V dersek haş kadar yol alan K'nın süretine K'nin süretine 2V demek lazım. L'nin süreti K'nın süretinden küçükmüş. Bu da doğru. Bize yanlış sorduğu için almadık. 3 yani C. K cisminin aynı sürette sürede aldığı yol L cisminin aldığı yoldan fazladır demiş. Evet yola göre sürati belirledik zaten. O yüzden de K'nın sürati L'nin süretinin 2 katıdır deriz. Fazladır. Bu da doğruymuş. Denizde L cisminin yere göre potansiyel enerjisi artar demiş. L cisminin yukarı çıktığı için potansiyel enerjisi artacak. Bu da doğru. Bize kesin yanlış sorduğu için almadık. Edirne K cisiminin mekanik enerjisi değişmez demiş. Arkadaşlar bu kendi başına bir soru aslında çok güzel bir şık. Tamam bu yorum önemli. E şıkkı önemli. Kendi başına bir soru tarzı. Şimdi bunu isterseniz açayım ben ayrıntılı anlatayım. K diyeyim buraya. Potansiyel enerji Kinetik enerji diyeyim. Altına da mekanik enerji diyeyim. Aynı mantıkla L de şuraya yazalım. Arkadaşlar K cismi aşağı indiği için potansiyel enerjisi azalıyor. 1. Ama hız kazandığı için kinetik enerjisi ne yapıyor? Artıyor. Acaba mekaniği ne oldu? Bilmiyorum. Hocam biri azalır biri artarsa değişmez diyemezmiş. Yok, her zaman diyemeyiz. Artış ve azalış miktarları önemli. Geldim L'ye. Arkadaşlar L yukarı çıkıyor. L yukarı çıktığı için potansiyel enerjisi ne yapacak? Artacak. Ama aynı zamanda hız da kazanıyor. O zaman kinetiği de artacak. O zaman mekanik enerjisi ne oldu? İkisinin toplamı olduğuna göre arttı. Eğer L'nin mekanik enerjisi arttıysa K'nin mekanik enerjisi azalmalı. Neden? Sistemin mekanik enerjisi değişmemeli. Çünkü sürtmesi ortam ve dışarıdan ekstradan bir kuvvet yok. Mekanik enerji korunmalı. L'ninki artıyorsa K'ninki azalmalı. O yüzden de burada K'nin mekaniği değişmez demiş. Yanlış söylemiş. O yüzden cevabımız Edirne olacakmış. Devam. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Umarım yakaladığınız devam. Curling buzdan pist üzerinde oynanan olimpik bir takım oyunudur. Oyunun amacı granitten yapılmış 20 kilogram kütle dayasal taşı buz üzerinde kaydırarak hedefin merkezinde durdurmaktır. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda şekildeki coiling oyuncusu X noktasında duran taşı yatay düzlemde paralel F kuvvetiyle Y noktasına kadar iterek serbest bırakılıyor. Bakın F kuvvetiyle Y noktasına kadar itiyormuş. Yani F'in yaptığı iş F çarpı 1'miş. 1 metremiş bu kadarmış. Tamam. Devam. Taş ve buz arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.04 olduğuna göre taşın Z noktasındaki hedefte durması için bakın Z'de duracakmış uygulanması gereken kuvvet kaç Newton olmalıdır? Yani bu F'in yaptığı işi sürtme kuvveti yok edecek. Ama F X'ten Y'ye kadar sadece uygulanıyor. Y'de kaldırılıyor. O yüzden yapılan iş bu. Bu işin tamamını sürtme kuvveti harcayacak. Yani F sürtünme çarpı X e eşitleyeceğiz bunu. Hadi eşitleyelim. Işte F çarpı 1 diye şuraya yazayım. Sürtme kuvveti K çarpı MG. Onu önce bir açalım sonra yerine yazarız isterseniz. Çarpı X. X'imizde 4 metre olmuş oldu değil mi? Yazdım. Tekrardan açarsak f çarpı 1 yazmaya gerek yok biri. K'mız 0.044 bölü 100 diye yazayım onu. Çarpı m 20 kilogramdı. Yer çekimi zaten 10 çarpı 4. Şuradaki sıfırlarımız yüzü götürsün. F'imizi yalnız bırakırsak burada o zaman ne yaptı? 4 kere 2 8, 8 kere 4 de 32 yaptı. Yani F'imiz 32 Newton olacakmış. O da Ceyhan'da varmış. Devam. Hava direncinin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin sabit olduğu ortamda K cismi yatayla 53 derece açı yaparak 5 ve büyükteki hızla eğik olarak atılırken L cismi serbest bırakılıyor. Buna göre L cisminin yeri çarpma hızının büyüklüğü kaç V'dir demiş. Tamam. Şimdi şu 5V'nin bir düşey bir de yatay hızı var. Onları bir ayıralım. Yatay hızımız 5V cos 53 sinüs 38 3V mi yapar? O zaman burası da 4V yaparmış deriz. Tepe noktasına çıktı. Sonra oradan geri aşağıya iniyor. Bakın şuradan geçerken tekrardan hızını ne yapar? 4V olur. Bakın çıkışı boş verin de şu tepe noktasından itibaren düşünürseniz H, 3H, 5H diye gidiyor değil mi? Bakın 4V hız kazanmış burada. O zaman geçen süreye h 3 hdan dolayı 2t diyelim mi şurada geçen süreye? Burada geçen süreye de mecburen ne diyeceğiz? T diyeceğiz. E katış yapanı konuşuyoruz şu an için. Her t'de de düşeyde 2v hız kazanmış diyebiliriz. Değil mi? Bakın diğer cisim de yani aynı, daha doğrusu aynı cisme üzerinden gidersek bu cisim 1t daha geçtiğinde 6v düşeyde hız kazanır derim ama bize bunu sormuyor. Yatı hızımızda 3v e katış yapan cismi bulduk. Biz onu sormuyor gelelim diğerine. Aslında onun süresini burada kullanacağız. Eğik atış yapan cisim şu tepe noktasından itibaren serbest düşme yapıyor. Ve 3T'de yer iniyor. H3H 5H'dan. O zaman bu cismimiz de 3T'de yer inecek. Düşeyde bu da serbest düşme yapıyor. Doğru mu? Ama o cisim ne yapıyor bakın. 2T'de şurada 4V hız kazandı. Yani her T'de 2V hızlanıyormuş. O zaman bu da her T'de 2V hızlanacak. Serbest bırakılan ikinci L cismimizde. O zaman ne yapacak? 3T'de her T'de 2V kadar hızlanıyorsa 3T'de ne yapar? Hızı kaç çıkar? 6V'ye çıkar. Dolayısıyla onun hızı 6V olacakmış deriz bize de onu sormuş. Ama diğerine K'yı sorsaydı 3'e 6'dan 3 kök 5 yapacaktı. L'yi sorduğu için 6 oldu devam. Sürtmelerin ihmal edildiği ortamda Şekildeki M kütleli büyük M kütleli çocuk yatay zeminde kayka ile sabit ve hızıyla hareket ederken elindeki M kütleli topu kendine göre düşe yukarı yönde atmaktadır. Çocuk topu attıktan sonra niceliklerinden hangileri değişmez demiş. Arkadaşlar topu atınca bir araç üzerinden attığı için aracın da hızı ona etkileyecek. O yüzden top aslında yatayda da bir hızı var diye düşüneceğiz. Tamam. Hangileri değişmez değişmezdiniz? Şimdi büyük hem kütlemiz vardı. Yani çocuğun artı e, kaykayın kütlesi olarak düşünelim. Bir de küçükken vardı. Değil mi? Bunlar sol tarafa doğru V hızıyla gidiyordu. Ya sol olduğu için eksi alabilirsiniz ya da solu artı sağ eksi kabul edebiliriz. Fark etmez arkadaşlar. Ona çok takılmayın. Nasıl olsa hareket bu yönde. Eşittir. Tamam. Şimdi elindeki topu atınca elindeki top M kütleli V hızıyla gitmeye devam edecek. Öyle değil mi? Artı o zaman geri kalan büyük M'in hızı ne olur? V üstü diyelim ona. Bakın büyük M'in hızında bir değişiklik olmadı burayı açarsak. Büyük M V artı küçük M V eşittir. M V'miz var. Artı M çarpı V üstümüz var. M V'ler gitti. O zaman büyük M'ler de şuradan gidince V üstümüz de yine V kadar oldu. Yani aracınızda bir değişiklik olmadı çocuğun hızında. Topun yatay çizgisel momentumu demiş. Topun yatay çizgisel momentumu MV kadardı, değil mi arkadaşlar? Yine MV kadar olacak. O zaman değişen bir şey ne yapmadı. Olmadı. Yani önceden V hızıyla sola gidiyordu. Topu atıldıktan sonra da V hızıyla sola doğru gitti. O yüzden değişen bir şey olmadı. Topun düşey çizgisel momentumu demiş. Topun düşey çizgisel momentumu yukarıda bir momentumu var. Bir hızla attı. Hangi hızla attığını bilmiyoruz ama bir hızla attı. Yukarı doğru ne yapacak? O yavaşlayacak. O zaman zamanla ne yapacak? Azalacak. Hangileri değişmez demiş. Momentumu azaldı düşeyde attık. Çocuğun çizgisel momentumu demiş. Çocuğun çizgisel momentumu sola doğru M çarpı v'ydi. Büyük M V'di. E yine aynısı olacak. Hızında bir değişiklik olmadığı için buna değişmez diyebilirim. Yani cevabımız 1 ve 3. Yani cn yan olacakmış deriz arkadaşlar. Tamam. P ağırlıklı cisim ve iplerle şekildeki sistem kuruluyor. P cismi F kuvveti dengede tutulduğuna göre ipi uygulanan kuvvet F, ipte oluşan gerilme kuvveti T ve cismin ağırlığı P arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar şunu F ile çekiyorsak aynı ipteki gerilme eşit işte olacağı için burasına da F deriz. Şurayı kaldırıp atabiliriz. Orayı düşürmeye gerek yok. Şimdi bunları kıyaslarken arkadaşlar nasıl bir şey yapalım? Bak şuradan bir yatay çekersek Lamy teoremini biliyoruz değil mi? Limit teoremi neydi? Onu da hatırlatarak gidelim istersen. Şuralar açıları belirleyelim önce. Burası 60, şurası 60 oldu Z'den dolayı. 60 80 140 g 7 40'ımız mı kaldı? Limit teoremi ne diyordu? Üçlü kuvvetimiz varsa kuvvetlerden birini al. Mesela F'i alalım başlayalım. Diğer iki kuvvet arasındaki açının sinüsü 90 ve 60 var. Sinüs 150 yapar. Onu 180 dereceye tamamlayan açıyı alabiliriz. Çünkü ona eşit oluyordu. Eşittir t bölü. Bakın t'nin karşısındaki açı şurası 90 ve 40 var. 130 var. O zaman sinüs 50 180'e tamamlayan açı eşit. O yüzden sin 50 diye yazıyorum. Eşittir p bölü. Diğer iki kuvvet arasındaki açı bu sefer 80 oldu. Sinüs 80. Dolayısıyla buradan bakacak olursak sinüs 80 değeri en büyük. O zaman P'miz de en büyük olacak. Sonra sinüs 50 geliyor. T gelecek. Sonra da sinüs 30 geliyor. O zaman F gelecek. Yani paydası büyük olan payı da büyük olacağı için FTP diyebiliriz. FTF diyebiliriz. Ya bunu şöyle de söyleyebilirdik aslında. Bakın kuvvetleri yazayım buraya. Aradaki açıları belirleyelim. Şurası P'miz karşısındaki açı 80 derece. Şurası F'miz karşısındaki açı şurası 90 artı 60'tan 150 derece. Burada da T'miz var. Onun karşısındaki açımız da şuramız da 90 artı 40'tan 130 derece. Derece. Küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında küçük kuvvet var diyebiliriz. 80'in karşısındaki o zaman P'miz en büyük. Sonra 130 karşısındaki T. Sonra da F gelir deriz. Ama burada bir şey karıştırılıyor. O yüzden buradan anlatmayı ilk yöntem olarak tercih etmedim. Üsttekini anlattım. Şöyle bir kuvvetleri aldığımızda bize herhangi bir kuvvet verdi. Mesela F1, F2, F3 verdi. Şöyle. Bunları kıyaslayacağımız zaman açılara baktığımızda atıyorum burada aynı açıları kullansak. 80 desek, 150 desek, birine de 130 desek Şuraya. Burada kenar uzunluğu baktığımız için kuvvet olarak küçük açı karşısındaki kenar küçüktür. Büyük açı karşısındaki kenar büyüktür. Bununla bunu karıştırıyor öğrenci. Dolayısıyla bana gelen sorularda onu çok rahat anlıyorum. O karışıkla mal vermek istemiyorsak yukarıdaki gibi bir tık uzun ama oradan yapabiliriz diye düşünüyorum. Size kalmış. Dolayısıyla cevabımız P büyüktür, T büyüktür, F yani adan olacakmış. Devam. Merkezi O noktası olan çembersel bir yörüngenin üzerine yerleştirilen elektrik yüklü şekildeki noktası S, T cisimlerinin K noktası oluşturduğu elektrik potansiyeli sıfırmış. Arkadaşlar S ve T'nin S ve T'nin K'da oluşturduğu potansiyel sıfır. Potansiyel formülümüz neydi? K çarpı Q bölü D eksi artı önemliydi. Bakkal hesabı yapıyorduk. Yerine yazıyoruz buralarda. Bakın S yakın. Mesela bunun yüküne artı Q desek diğeri eksi olmalı. Hatta uzak olduğu için mesela uzakları eşit diyecek olsak. Şunların her birine R kadar diyecek olsak. 3Q diyelim ki potansiyel sıfır olabilsin o noktada. Değil mi? O zaman S'deki artıysa T'deki eksi olmalı. Hem de T'nin yükü büyük olmalı. Yani büyük diye baksak da ithal. İlla ki 3 katı demeye de gerek yok. Tamam. Buna göre çembersel bölgelerin 1, 2, 3, 4 bölgenin hangilerinde ST cisimlerin oluştuğu elektrik potansiyeli sıfır olabilir demiş. Tabii ki eksi 3Q, 3Q yükü büyük. Değil mi? Artı Q küçük. O zaman yükü küçük olana daha yakın bir yer tercih etmem lazım. O yüzden de 1 ya da 3'ü tercih edeyim. 2 ya da 4 olmayacak. Ya eksi 3 Q olmak zorunda değil. Eksi Q artı 3 Q de olabilirdi. Tam zıttı olabilir. Önemli değil. Sonuçta yakın olan yerde potansiyeller eşit olabileceği için yani artı Q'ya küçük olan yüke daha yakın yer tercih etmeliyiz. O yüzden de 1 ya da 3'ü tercih etmeliymiş. Yani cevabımız burs olacakmış deriz. Devam. Sayfa düzleminde bulunan birbirine paralel sonsuz uzunluktaki x'e iletken tellerinden şekildeki yönlerde iyi büyüklüğe elektrik akımları geçmektedir. Tellerin L noktasında oluşturduğu manyetik alan büyüklüğü B kadardır. Buna göre tellerin K'da oluşturduğu bileşke manyetik alan büyüklüğü kaç B'dir diye sor Peki, arkadaşlar akım geçen telin sağ tarafında manyetik alanımız içeri doğru her zaman, sol tarafında her zaman manyetik alanımız dışarı doğru. Şöyle diyebiliriz. Değil mi? Sağ kuralıyla bulunur. Baş parmağımız akımı, dört parmağımız nerede manyetik alan bulmak istiyorsak oraya koyabiliriz. Sağ tarafına koyduğumuzda içeri, soluna koyduğumuzda dışarı gösterir. Öyle de bakabiliriz. Ama telin sağında her zaman içeri, solunda ise her zaman dışarı oluyor da diyebiliriz. Bu mantıkla baktığımızda L noktası X'in sağında. Değil mi? O yüzden burada içeri doğru X'ten dolayı i bölü işte uzaklara D, D, D diyecek olsak 3D diyebiliriz. L noktasına bakarsak bakın L'den Y telinden akım aşağı doğru geçiyor. Dolayısıyla solunda kalmış oluyor orası. Ya da tabii ki şöyle de bakabilirsiniz. Akım aşağı doğru geçiyor. Dört parmağımı o noktaya koyarsam dışarıyı gösteriyor diyebilirsiniz. Ya da aşağı doğru geçerken akım yani onu bir araba arabanın içinde gibi düşünün kendinizi. Sol tarafınızda kalmış oluyor L noktası. O yüzden de solunda kaldığı için Y'den dolayı dışarı olacak. Bu da i bölü D kadar yapar. Şu X'ten dolayı bu da Y'den dolayı. Tabi bileşkemiz ne yapar dersek büyüğün yönünde olacak dışarı doğru olacak. I'den yani 1'den 1 bölü 3'ü çıkardık. Yani 2 bölü 3 olacakmış. Buna soruda da B demiş. Kalsın bu bizim referansımız olacak. K'yı buna göre so söyleyeceğiz. Şimdi K bakarsak X'in sağında. Sağında olduğu için içeri doğru olacak. I bölü D kadarmış. Y bakarsak aşağı doğru kendimizi arabada gibi düşünelim. Neremizde kalıyor? Sağımızda kalıyor. O zaman burası da içeri doğru olacakmış. Burası da i e bölü d kadar oldu. Aynı yönlü olduğu için bunları topladık. i e bölü d, i e bölü d'den 2 yaptı. O zaman ne yapacağız? 2 bölü 3'e b diyorsak 2'ye ne deriz diye doğru orantı kurarsak 3 katı. O zaman buna 3b mi demek lazım? Yön olarak da bakarsak o az önceki dışarıydı şimdiki içeri oldu. Yönü de ters. O zaman ne diyeceğiz buna? Eksi 3B diyeceğiz. Nerede varmış o da arkadaşlar? Adana'da varmış. Devam. Şehir şebeke geriliminin 220 volt olduğu bir bölgede kullanılan 5 volt gerilime sahip cep telefonu adaptörü ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. İdeal bir transformatördür demiş. Alçaltıcı transformatör demiş. Alternatif akımı doğru akıma çevirir demiş. Bakalım. Arkadaşlar şimdi şehir şebekesi 220 volt. Dolayısıyla biz telefonumuz bizim şurada telefonumuz olsun bu 5 voltla çalışıyor. Şimdi 5 voltla çalışıyorsa şurada bir neyimiz var? Şarj cihazı o topak kısmını düşünürsek prize taktık. Şuradan kablo ile cep telefonumuza bağladık. Buraya 220 volt geliyor. 5 voltla çalışıyorsa bunu 5 volta düşüreceğiz. O yüzden ne kullanacağız burada? Alçaltıcı bir transformatör kullanacağız. bir. Alçaltıcı transformatör demiş. Doğru söylemiş. İdeal transformatör demiş. Arkadaşlar ideal olup olmadığını bilme şansımız yok. Yani daha doğrusu şöyle ideal transformatör yüzde yüz ideal transformatör yoktur zaten. Sorularda ideal kabul edebiliyoruz ama soruda söylemesi gerekiyor onu. O yüzden ideal transformatör diyemeyeceğiz buna. Altın akımı doğru akıma çevirir demiş. Arkadaşlar evde kullandığımız cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi aletler doğru akımla çalışıyor. O yüzden hem 220'yi 5'e düşüreceğiz. Bunun yanı sıra bir de doğru akıma çevirmemiz lazım. O yüzden adaptörün içerisinde hem transformatör hem de doğru akıma çevirici kullanacağız. O yüzden de altın akımı doğru akıma çevirir. Doğru olmuş oldu. Cevabımız 2 ve 3 olacakmış. Yani nedir neymiş? Devam. Bir cisim sürtme ihmal edildiği ortamda şekilde verilen reya çaplı yörüngede düzgün çembesi hareket yapıyor. Bunları cismin hareketiyle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. merkez kuvvet değişmez. Arkadaşlar bir kuvvetleri gösterelim isterseniz. Aşağı doğru cismin ağırlığı var. Ve şu tarafa doğru ip gerilmesi var. Başka bir kuvvet var mı derse hayır. Arkadaşlar bu kendi başına bir soru aslında biliyor musunuz? Çünkü kazanımlarda şöyle bir şey diyor. Öğrenci cisim üzerine etkiden kuvvetleri gösterir diyor. Yani serbest cisim diyagramını çizer diyor. Tamam böyle soru her zaman karşımıza çıkabilir. Bu kalsın kenarda onu da dipnot olarak söylemiş olalım. Şimdi biz sorumuza devam edelim. Merkezi kuvvet demiş. Bakın şimdi bu T'nin bileşenleri var. Bir sağa doğru bileşeni var. Şuradaki açıya ben alfa dersem burası T çarpı sinüs alfa. İşte bu kuvvet merkezi kuvveti yaratıyor. Yani oradaki T çarpı sinüs alfamız F merkezi kuvvet olmuş oluyor. Yukarı doğru T'nin bileşeni var. O da T çarpı kosinüs alfa. O da arkadaşlar kimi yaratıyor biliyor musunuz? T kosinüs alfa da mg'ye eşit olmuş oluyor. Şimdi sistem dengede mi derse hayır arkadaşlar dengede değil. Niye? Çünkü yukarı aşağı birbirine götürüyor da sağa doğru t sinüs alfayı götürecek bir kuvvet yok. O yüzden dengede olmayacak, iyi hareket yapacak. Dolayısıyla merkeze doğru kuvvetimiz olacak gibi. Merkezci kuvvet değişmez demiş. Ya merkezci kuvvet ne tarafa doğru? Buradayken sağ tarafa. E sağ taraftayken sol tarafa doğru. Ne yaptı? Dolayısıyla değişti. Attım. İpteki gelme kuvvetinin büyüklüğü değişmez demiş. İpteki gelme kuvveti t sinüs alfamız, t kosinüs alfamız mg'ye eşit. Açı değişmiyor. MG değişmiyor. T'miz ne yapmaz o zaman? Değişmez. Doğru Doğrudur deriz. Aldık cevabımızı. Bulduk aslında. Devam edelim ama diğerlerine. Cismin açısal hızı değişir demiş. Arkadaşlar açısal hız büyüklük olarak değişmez. Vektörel büyüklük yönüne bakalım. Şöyle saat yönü tersine dolandığını düşünürsek o zaman baş parmağımız yukarı gösteriyor. Açısal hızın yönü yukarı doğru Hep yukarı doğru oluyor. O yüzden ne yapmadı? Değişmedi. Burada değişir dediği için attık. Cismin kinetik enerjisi artar demiş. Halbuki hızının büyüklüğü değişmedi için kinetik enerji değişmeyecek cismin çizgisi hızı değişmez demiş. Büyüklük olarak değişmiyor ama yön değiştiği için değişiyor. O yüzden bunu da attık. Cevabımız Bursa olacakmış. Devam. Dünya kutuplarından basık bir geoittir. Bu durum kütle çekim kuvvetinin kaynaklanan yer çekim kutuplarda en büyük Ekvatorda en küçük değerde olmasına neden olur demiş. Kutuplarda yerin merkezine daha yakın olduğu için yer çekimi daha fazla olmuş oluyor. Bu arada dünya yuvarlak ama sonuçta dağlık düzlük yerler var. O yüzden de yer çekimi mesela ekvator üzerinde her yerde aynı mıdır dersek değil aslında değil mi? Dağlık bir yerle deniz kenarında bir yerde aynı olmayacak yere olan merkez olan uzaklar birbirinden farklı çünkü. Yer yüzeyinden uzaklaştıkça da yer çekimi azalır. Buna da dikkat. Devam edelim sorumuza. Ne demiş bu durumda kütle çekim kuvvetinin kaynaklanan yer çekim kutuplarda en büyük, ekvatorda en küçük değere almasına neden olur? Yer çekim yönü daima dünyanın merkezine doğrudur bir cismin kütlesiyle cismin bulunduğu bölgedeki yer çekim ivmesi değerleri arasında yapılan çarpma işlemi sonucunda o cismin ağırlığı bulunur demiş. Evet ağırlık büyük G ile gösteriyoruz. Kütlemiz M ile gösteriyoruz. G ise yer çekimi ise küçük G ile. Dolayısıyla ağırlığımız M ile G'nin çarpımı olmuş oluyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ekvator çizgisi üzerinde tüm noktalarda yer çekimi aynıdır demiş. Az önce dediğim gibi dağlık olan yerler vardı. Düzlük olan yerler var. Yerin merkezinden olan uzaklar değiştiği için yer çekimi değişecek. Ağırlık da aynı olmayacak dolayısıyla. 2. Deniz seviyesinden ekvatordan kutuplara doğru hareket eden bir kişinin ağırlığı artar demiş. Bakın deniz seviyesinde özellikle belirtmiş. Evet kutuplarda yer çekimi fazla oluyor. Yer çekimi büyük olduğu için de ağırlığımız ne yapacak? Artacak. Doğru oldu. 3. Cismin ağırlığının kütlesine oranı kutuplarda ekvatordakine göre daha küçük değer alır demiş. Bakalım cismin ağırlığının yani MG'sinin kütlesine oranı diyor. Yani aslında bize tekrardan yer çekimini sormuş oluyor değil mi? Ne demiş kutuplarda ekvatora göre daha küçük değer alır. Hayır, kutuplarda daha büyük değer almış oluyor. O yüzden yanlışlayacağız. Cevabımız Bursa olacakmış. Devam. Kütleleri eşit, homojen içleri dolu K silindiri ve L küresi sabit ve eşit büyükteki W açısal hızıyla şekilde belirtilen yönlerde dönmektedir. K -L cisimlerin açısal momentum büyüklükleri eşit olduğuna göre bakın K'nın ve L'nin açısal momentum büyüklükleri eşitmiş. Şunu bir yazalım. Niceliklerin hangileri her iki cisim içinde eşittir diyor. Kütleleri aynıdır bir de onu biliyoruz. Buyurun bakalım. Dönme kinetik enerjileri demiş. Ha, <laughs> hızları da eşittir değil mi? W'ler de eşittir onu da yazalım. O yüzden şöyle yazalım. IK çarpı W eşit olacakmış. IL çarpı W'ye. E, W'ler eşit olduğu için mecburen bunların eylemsizlik momentleri yani IK, IL'ye eşit olmalı deriz. Nerede var bu? ikinci argıda eylemsizlik momentleri eşittir doğru. Dönme kinetik enerjileri demiş. Dönme kinetik enerjisi ED diye yazarsak 1 bölü 2 çarpı I çarpı W kare. I'lara aynı da aynı. O zaman dönme kinetik enerjileri değişti oldu. Yarı çap demiş. Arkadaşlar yarı çaplarını bilme şansımız yok. Neden? I'mızın değeri m kare ama küre, silindir, küp olmasına göre başındaki rakam değişiyor. O yüzden de mesela hatırladığım kadarıyla kürenin 2 bölü 5 emre kareydi. Ee, pardon silindirin. Küreyi tam hatırlamıyorum bile. Yani başında katsayısı farklı sonuç itibariyle. O yüzden de yarı eşitleme şansımız yok. Attık onu 1 ve 2 olacakmış deriz. Yani C yanmış. Tamam. Devam. Sürtmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde R'ye Düzlemde R uzunluğunda esnemeyen ipin ucuna bağlı şekildeki M kütleli K cismi o noktası etrafında düzgün çembes hareket yapmaktadır. Tamam, yatay düzlemdeymiş, düzgün çembes hareket yapıyormuş yani hızının büyüklüğü değişmiyormuş. Şuradaki yatay düzlemi de belirleyelim isterseniz. Devam. K cismine sabit v hızıyla hareket eden m kütleli bir macun yapışarak cisimle birlikte aynı yönde aynı yörünge üzerinde hareket etmektedir demiş. Ortak kütlenin ortak kütle'nin K cismine göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar önceki K cismi hangi yönde hareket ediyor onunla ilgili bilgi söylememiş. Yani saat yönünde mi gidiyor yoksa tersine mi gidiyor? Bu macun eklenince dolayısıyla momentum bileşkesini artıracak mı azaltacak mı onu bilmiyoruz. Tamam o mantığı düşünerek bakmamız lazım. Eylemsizlik momenti artmıştır diyor. Eylemsizlik momenti I eşittir M çarpı R kare. E, dolayısıyla R değişmedi ama M kütle arttığı için ekstradan bir de macunun kütlesi geldi. 2 M oldu. Dolayısıyla eylemsizlik momenti ne yapacak? Artacak. Bu doğru. Açısal momentumu azalmıştır diyor. K eskisine göre diyoruz. Şimdi eğer ki K önceden bu tarafa doğru gidiyorsa yeni durumda bu da geldi birleşti toplam momentum artmış oldu. Ama eğer tersine ise yani bu tarafa doğru değil de bu tarafa doğru geliyorsa diğer tarafa doğru o zaman da ne olacak azaltacak onu. O zaman azalmış ya da artmış diye kesin bir şey söyleyemeyiz bunu almadık dolayısıyla. 3 kinetik enerjisi artmıştır diyor aynı mantık bunun için de geçerli. Aynı yönlü mü zıt yönlü mü olduğunu bilmediğimiz için hız artıyor mu azalıyor mu onu bilmiyoruz. Gerçi aynı yönlü olsa bile hızımızın ne kadar dediğine bağlı olarak değil mi? Aynı da kalabilir. Artabilir de azalabilir de. Kinetiği artmış mı diye soruyor. Dolayısıyla emin olamayacağız. 3'ü de attık. Yalnızca 1 olacakmış. Yani Adana'ymış cevabımız. Devam. Sürtümelerin ihmal edildiği ortamda basit harmonik hareket yapan bir cisim süratinin azaldığı görülüyor demiş. Bakın harmonik hareket için şöyle bir düzlem çizelim isterseniz. Bir cismimiz var. Şöyle şurasını O noktası, K noktası, L noktası diyelim. Böyle K arasında harmonik hareket, git hareketi yapan bir cisim düşünün. Ne diyor? Süretinin zamanla azaldığı görülüyor. Nerelerde sürat azalıyor? Uç noktalarda. O zaman bu ya O'dan L'ye doğru gidiyor ya da işte O'dan K'ya doğru gidiyor diyebiliriz. Yani uç noktalara doğru giden bir cisim düşüneceğiz. Yargılarından hangileri doğru da demiş. Cismetliğinden net kuvvetin büyüklüğü artar. Uçlarda kuvvetimiz maksimumdu kuvvet ve ivme maksimum. Hızımız uçlarda sıfırdı. Şöyle yazalım. Ortada ise kuvvetimiz sıfır. ivmemiz sıfır. Hızımız ise maksimumda. O zaman uç noktalara doğru gittikçe ne yapacak? İvme ve kuvvetimiz artacak. Burada da net kuvvetin büyüklüğü de artar demiş. Doğru söylemiş. Cismin ivmesinin büyüklüğü de artar demiş. Aynen öyle. Uçlarda kuvvet ve ivme maksimum da o yüzden de artıyor diyeceğiz. Cismin denge noktasına olan uzaklığı artar. Evet merkezden uzaklaştığı için denge noktasına olan uzaklığı da artmış olacak. O yüzden cevabımız Edirne'ymiş. Devam. Aynı anda titreşen lambda dalga boylu dalgalar üreten özdeş K1 K2 kaynaklarının ürettiği su dalgalarının oluşturduğu girişim deseninde PT noktaların bulunduğu çizgiler şekilde verilmiştir. Tamam. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. P noktası düğüm çizgisi, T noktası ikinci dalga katarı, P noktası maksimum genlikte titreşir demiş. Peki bakalım. Arkadaşlar şöyle bir küçük konu anlatımı yapalım isterseniz. Tam ortada merkez doğrusu vardı. Merkez doğrusunda sıfırıncı dalga katar oluşuyordu. Bunun yanlarında ise sırasıyla kat düğümler ve katarlar yerini alıyordu. Ardışık iki katar ya da ardışık iki düğüm yan yana gelmez. Mutlaka katar düğüm katar düğüm diye devam edecek. Bakın Şuna birinci düğüm çizgisi dersek şu birinci dalga katar olacak. İkinci düğüm çizgisi ikinci dalga katar ile devam eder. Sol tarafta bunun simetrisidir. Birinci düğüm çizgisi birinci dalga katarı ikinci düğüm çizgisi de yoluna devam eder. Ve bunlar arasındaki mesafeler lambda bölü 4 kadar. Dalga boyunun dörtte biri kadar. Bakın düğümle katar arası lambda bölü 4. Ama ardışık mesela katarla katar arasına bakacak olsanız lambda bölü 2 oluyor orası. Ona dikkat. Tamam. Şimdi bir sorumuza dönebiliriz. Bakın sorumuzda sol taraftaki P noktası lambda bölü 2 kadar Ötede. Burası sıfırıncı dalga katarıydı. Bundan lambda bölü 2 kadar ötede birinci dalga katarı oluşuyordu çizdiğimize göre. Demek ki P noktası birinci dalga katarı üzerinde bir noktaymış. Sağ taraf 3 lambda bölü 4 vermiş. O yüzden onları lambda bölü 4 diye ayıralım isterseniz. 3 tane lambda bölü 4 diye. Dolayısıyla birinci lambda bölü 4 uzaklığımızda ne olacak? Birinci düğüm çizgisi. Sonra birinci dalga katarı. Sonra ikinci düğüm çizgisi diye çizdiğimiz mantığa göre. O yüzden de T noktasında ikinci düğüm çizgisi üzerinde bir noktaymış. Bu mantıkla şıklarımıza artık bakabiliriz. P noktası düğüm çizgisi üzerinde demiş. Bakıyoruz. Dalga katarı üzerinde yanlış. T noktası ikinci dalga katarı üzerinde de demiş. ikinci düğüm çizgisi üzerinde o da yanlış. P noktası maksimum genlikle titreşir demiş. Maksimum genlik dediğimiz çift tepe ya da çift çukur olacak. Zaten çift tepe ya da çift çukura dalga katarı deniyor. O yüzden de P noktası dalga katarı üzerinde olduğuna göre maksimum genlikle titreşir deriz. O yüzden cevabımız 3. Yalnız 3 olacakmış. Tamam arkadaşlarım. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.